Konunun bir kısmını biliyorsam o kısmı es geçiyordum. Onunla vakit kaybetmiyorum. İlk senemde AYT'de 4 yanlışım vardı benim fizikte. İkinci senemde 5 yanlışım vardı. Son sene yanlışım çıkmadı AYT fizikte. Çok suçluluk duyuyordum o süreçte. Hatalarımı yazdım. Şunu şunu yanlış yaptım şeklinde. Şu an hepsini hatırlamıyorum ama bir itirafta bulunmak istiyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugün Harun'la beraberiz. Kendisi 2018 senesinde 8.000 gibi bir sıralama yaptı ve mezuna kaldı. Sonraki senede ise 20.000 gibi bir sıralama yaptı. Biraz daha geri çekti. Ve son senesinde de 20.000'den 350 gibi bir sıralama yaptı. Tekrar öncelikle tebrik ediyorum ve aklınızda olan bazı sorular var aslında sizin de merak ettiğiniz. İşte 8.000'den 20.000'e geçen süreç nasıldı? 20.000'den 350'ye geçen süreç nasıldı? Bunları merak ediyoruz. Ama ilk sorum şu, biliyorsun kurumlar kapatıldı, herkes evlerde çalışacak. Bunun stresi olabilir bazı arkadaşlarda. Sen evde düzeni nasıl sağlıyordun? Çalışmaları nasıl yapıyordun pandemi sürecinde? Şöyle yapıyordum. Uyandığım saatte oturup günlük planımı hazırlıyordum. Genel planım yoktu. Yani uzun vadeli planlar hafiften kaba taslaktı kafamda. Günlük planlarla ilerliyordum genel anlamda. İki tane genel deneme çözeceğim. İki tane şu branştan deneme çözeceğim. Bu şekilde planımı yapıyordum. Pandemi sürecinde de zaten konular bitmişti az çok. Deneme üzerinden gidiyordum. Onun için deneme ağırlıklı planlar oluşturuyordum. Denemelerimi çözüyordum. Denemeyi çözdükten sonra baktım hani şu soruda yanlışım var ama bu soruyu çözebilirdim. Sadece bir dikkat hatası vardı. Onun için çözemedim. O soruyu es geçiyordum. O soruyu anladım, kabul ediyordum. Devam ediyordum diğer soruların çözümlerine bakmaya. Mesela hiç anlamadığım bir konudan bir soru karşıma çıkmış. O soruyu soru çözümünü izledikten sonra da anlamadım. Oturup tekrardan konu anlatım videosuna bakıyordum. Oradan bir şeyler oturduysa şey yapıyordum. Soru bankasından o soruya, o soru tarzına benzer sorular bulup onları çözüyordum. Şimdi videolara bakıyorum dedin ya. Bu konuda hangi hocalardan çalıştın? Arkadaşlarımız bunları da merak ediyordu. Çünkü yorumlarda çok defa görüyorum. İşte çok fazla YouTube kanalı var. Hangilerini kullanmamız lazım? Sen hangi hocalardan faydalandın? Bahsedeyim biraz. Matematikte matematiğin Fatih ile Anıl Hoca ile matematiği kullanıyordum. Bu kanallarda kısa süreli böyle 10 dakikalık soru çözüm videoları oluyordu. Kaliteli sorular bulunuyordu. Biyolojide senin biyolojini kullanıyordum. Bu hocamız da MEP kitabını takip ederek hani konu anlatımlarını yapıyordu. Onun için takip edilebilecek bir kanal. Coğrafyada Yavuz Tuna'yı izliyordum. Özellikle harita videolarını çok beğeniyordum. Fizikte de Erten Sinan Şahin'in sitesine kaydolmuştum. YouTube dışında bir platform bu. Oradan fizik çalışmalarımı yürütüyordum. Oradaki çalışmalarımdan biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle konu anlatım videosunu izliyordum. Orada konu anlatım videoları konu kitapları üzerinden oluyordu. İşte fasiküller oluyor. 8 tane fasikül vardı. Sanırım bu sene 4'e düşmüş. Sınıf bazlı fasiküller oluşmuş. O fasiküllerden konu anlatım videosunu izleyerek hani konu kısımlarını dolduruyordum. Sonrasında ana kamp ve ileri kamp testleri vardı. Ana kamp biraz daha temel düzey, ileri kampta orta düzey soruların bulunduğu testler. Onları çözüyordum ama arasına hani başka derslerden de eklentiler yapıyordum. Mesela konu anlatım bitti ben direkt o konunun testini çözeyim demiyordum. Hem İnsan sıkılıyor. Hem de biraz daha ileriye atarsam daha kalıcı oluyor. Konu anlatımından hemen sonra çözmek yerine birkaç saat sonrasını atıyordum ya da o günün akşamını atıyordum. O şekilde çözüyordum. Hem senin için de bir tekrar olmuş oluyordu. Atıyorum sabahtan fiziğin videolarını izledin. Akşamında testini çözersen senin için hem bir o ilk gün için en azından bir tekrar oluşturmuş oluyor. Aynen, daha çok aklında kalmış oluyor. Tekrar mevzusunda zirve kamp testleri vardı mesela. Biraz daha ileri düzey sorulardı bunlar. Onları da 2 hafta sonra çözüyordum. Bu da benim için etkili bir tekrar yöntemi oluyordu ve konuyu hani bir tık ileriye götürüyordum. Gerçekten sağlam sorular vardı orada. Konu anlatımlarında dikkat ettiğim diğer bir husus da MEP kitaplarıyla aynı doğrultu olması, o kitaplarla paralel olmasıydı. Hocamız MEP kitaplarını takip ediyordu. Hatta bazı sözel bölümlerde notlar düşmüş. Hani kitabı aşırı boğmamak adına MEP kitabında şu şu sayfalar arasında okuyun şeklinde notlar düşmüştü. Fizikte MEP kitaplarına önem verdiğin gibi diğer derslerde de önem veriyor muydun? Yani diğer derslerde de önem veriyordum. Fizikte hani pek MEP kitabına bakmama gerek kalmıyordu diyeyim. Zaten Ertan Hoca'nın dersleriyle bir şekilde hallediyordum. Sözel konularda ayrıca not düşüyor bana mesela. Diyor ki MEP kitabında şu şu sayfaları oku. Kitapta kalabalık yapmasın diye direkt MEP kitabına yönlendiriyor hoca. O şekilde devam ediyordum. Kimya biyolojide de gerçekten önem verdim. Hatta son 2 gün oturdum MEP kitaplarını 11-12'yi baştan sona okudum. Bunda çok verimli olduğunu düşünüyorum. Son günlerde MEP kitapları üzerinden tekrar yapmanın rahat hani 3-4 net getirmiştir bana o AYT'de. Şimdi sen hep eksiklerine odaklandın değil mi? Yani nerede eksiğin varsa ona çalıştın, nerede eksiğin varsa orayı izledin vesaire. Peki bu eksik kalan, aklında kalan şeyleri nasıl hallettin? Anlamadığım yerlerde şöyle oluyordu mesela yine Ertan Hoca'dan örnek vereyim. O sitede yorum kısımları vardı. Yorum kısmına videoda şu şu dakikadaki şu soruyu anlamadım yazıyordum. O şekilde geri dönüşler alıyordum. Onun dışında soru çözüm gruplarını kullanıyordum. Anlamadığım soruları mesela oraya atıyordum. Ya da konu anlatım videosu izliyordum. Yani fizik için bunu yaptın. Diğerlerinde de normal YouTube'dan ve kitaplarından devam etmiş oldun. Aynen o şekilde. Şimdi Reis, benim sana sormak istediğim, belki bu videoya giren arkadaşlarımız da merak ettiği. Şimdi 8.000 gibi bir sıralamadan neden mezuna kaldın? Ve sence nerelerde hata yaptın da 20.000'e çekti? Yani sen bunu mesela bir başarısızlık olarak nitelendiriyor musun?
Yani illaki başarısız olarak nitelendiriyorum. Çünkü hani aynı doğrultuda seyretse yine bir şey demeyeceğim de ben biraz formdan düştüm o sene. Ders çalışmaktan uzaklaştım. Neden diye soracak olursan aşırı stres oldum. Başlangıçta şöyle hani çevremde sen zaten 8000'den kaldın, çok çalışmana gerek yok, yapabilirsin söylemleri vardı. Bunlara çok kulak astım. Hani çalışmadım, oturup kitap açmadım. Denemeleri ara sıra gidiyordum ki denemelerden kaçtığım da oluyordu. Bu şekilde oldu başlarda. Sonrasında baktım işler yolunda gitmiyor. Bu sefer çevreden sen yapamayacaksın, edemeyeceksin, boşuna kaldın, bir sene yiyeceksin. Bunları duymaya başladım. Bunlara da aşırı kulak asınca yine hani kitabı açıyorum mesela, soruyu çözemiyorum. Son 3-4 ay bu şekilde çalışmadan adam akıllı verimsiz bir şekilde geçti. Ve en çok merak edilen ikinci şey ise peki 20 bin gibi bir sıralama yaptın. Bu da senin için bir motivasyon düşüklüğü olmuştur elbette. Yani belki çevrenden şöyle bir tepki de almışsındır. İşte 8'den kaldın, daha geri gitti, gördün mü işte yok bu sene tercih yap vesaire vesaire. O seneyi nasıl toparlayabildin? Yani oradan 350 gibi bir sıralamaya çekebilmek de kolay değil. Birçok arkadaşımızda da şu problem oluyor. Yani OBP'si düşük oluyor, motivasyonu bozuyor. Kötü sıralama yaptığı için, deneme netleri kötü geldiği için motivasyon bozulabiliyor. Sen bununla nasıl mücadele ettin? Ya İnanıyordum hani bir şekilde ilk 1000'e yapabileceğime, ilk 500'e girebileceğime inanıyordum. O derece yapabileceğime inanıyordum. Çünkü hani çocukluğumdan beri ben deneme sınavlarının içindeyim. Bunu yapabiliyorum. Sadece o 2 senede benim hatam stres yapmaktı. Stresimi kontrol edememekti. Onun üstesinden nasıl geleceğim? Oturup düşündüm. Hani kağıda hatta hatalarımı yazdım. Şunu şunu yanlış yaptım şeklinde. Denemelere girmiyordum. Denemelere özen göstermiyordum. Bu da sınav anında odaklanmama engel oluyordu. Bunları not aldım. Onlara elimden geldiğince sene içinde engel olmaya çalıştım. O şekilde bir cesaretle kaldım. Öncesinde de hatta ilk mezun senemde ben yerleşmiştim askeri tıp fakültesine. Yerleşmek istemiyordum. Bizimkiler hani ısrar ettiler. Yine aynı şeyi yaparsın, aynı sıralamayı yaparsın gibisinden. Yerleşmek istemiyordum. Oraya gittim. Orada sağlık elemelerinden elenince işte diş yazmayı düşünüyordum. Sonrasında babamdan hani telefon geldi. Kalmak istiyorsan kal artık. Bu sene hani ne derece yaparsan yap gideceksin ama söz ver bana dedi. Ben de hani öncesinde o şeyi yapmıştım, listeyi yapmıştım zaten. Böyle bir imkan tekrardan karşıma çıkarsa kalsam mı kalmasam mı gibisinden. O listedekileri uygulayabileceğime inandığım için kalayım dedim. Hani, yani burada listeden kastın hataların mı? Hatalarım var? Aynen. Mesela ne vardı o listede? Deneme sınavlarından kaçıyordum. Bu şey netini görmeyeyim diye mi? Yani ne için kaçıyordun? Üşendiğimden ve netimi görmek istemediğimden. İlk mezun senin başlangıcında hani denemelere giriyordum. Bakıyordum benden çok daha düşük sıralamalarda kalmış insanlar önüme geçiyordu. Burada bir motivasyon düşüklüğü oldu. O listede başka ne vardı ben çok merak ediyorum. Bence izleyenler de merak ediyordur. Yani kendi hatalarını tespit edilmek bence çok güzel bir şey. Yani kendi ya benim hatalarım bu. Benim bu sene bunları düzeltmem lazım diyebilmek çok güzel yani. Ve hani bunun için bir seneyi beklemeye de gerek yok. Her an yapabileceğimiz bir şey. Aynen hani bunları duyup da arkadaşlar böyle mezuna kalmaya özenmesinler. Bir senede de halledebilecek şeyler bunlar. Oturup şu anda bu hataları yazabilirler mesela. Hatalardan biri çevreye çok kulak asmaktı. Ve mezun arkadaşlarda da aynı sorunları çok gördüm. Yaşayanlar çok vardı. Hani ellerinden geldiğince çevreye kulak asmamalarını tavsiye ederim onlara. Başka bir şey hatırlıyor musun bu arada liseden? Şu an hepsini hatırlamıyorum ama bir itirafta bulunmak istiyorum. Çok suçluluk duyuyordum o süreçte. Mesela bilgisayarda oyun oynamak benim için büyük bir vicdan azabıydı. Hı-hı. Bilgisayardan oyunu açıyorum. O zaman nostaljik oyunlara sarmışım böyle GTA falan o tarz oyunları oynuyorum. O sırada annem odaya girdi diyelim. Kapatıyorum YouTube videosu açıyorum sanki ders videosu izliyor gibi. Hem kendimi kandırıyorum orada hem bizimkilere karşı nasıl diyeyim bir mahcup olma duygusu. Annem diyor odana sokmuyorsun beni şöyle yapıyorsun böyle yapıyorsun. Ama onlar da görse hani ne diyecekler mezuna kaldım bunun için mi mezuna kaldım burada Hı-hı. oyun mu oynuyorsun? Belki demezlerdi ama. Sen de bundan kaçmak için hemen şey değiştirdin. Aynen o şekilde yapıyordum. Bunu diğer senemde yapmadın herhalde. Diğer senemde bu hatalarımı göz önünde bulundurarak daha düzgün bir çalışma planı hazırladım. Bunlara elimden geldiğince önceki seneki hatalarımı yapmamaya çalıştım. Ve verim aldığımı da düşünüyorum bundan. Peki şunu da sormak istiyorum. Birçok arkadaşımızın aslında sene başında ya da çalışmaya başladığında motivasyonu çok yüksek oluyor. Yani iyi bir motivasyonla başlıyoruz, işte çalışmalar falan güzel gidiyor ama 1-2 ay geçtikten sonra tekrar zorlanmaya başlıyoruz. Ama bizim bunu sınava kadar götürebilmemiz lazım, çalışma rutinimizi taşıyabilmemiz lazım. Bunda bir tavsiyen olur mu? Yani motivasyonu korumakla alakalı tavsiyelerin olur mu? Şöyle ben de hani sene başında aşırı hızlı başlayan bir insandım ama bunun ilerleyen dönemlerde insanı sıktığını gördüm. Onun için son senemde sene başında hızlı başlamak yerine sene sonuna doğru kafamda hani ufak tefek kabataslak planlar yapıyordum. Sene sonuna doğru daha yoğun
daha yoğunlaşacak bir program hazırlıyordum. Bu şekilde yapmaları daha mantıklı olur diye düşünüyorum ben. Yani ilerledikçe yoğunlaşan bir program diyorsun. Aynen. Başlangıçta aşırı kendilerini sıkmalarına gerek yok. İlerleyen dönemlerde özellikle sınava hani son 2-3 ay kala denemelere abansınlar diyeyim. Peki bu deneme tavsiyelerini de aslında almak iyi olur. Sen şimdi 2-3 ay özellikle denemeyle geçirdin dedin. Evet. Onu biraz daha açar mısın? Deneme çözme ile alakalı yaptığın neydi? Çalışmaları nasıl yani? Şöyle bir arkadaşla ortak şekilde çözüyorduk denemeleri. Aynı denemeleri alıyorduk. Deneme sonrasında da oturup hani deneme sorularının çözümlemesini yapıyorduk birlikte. Ve bunun çok verimli olduğunu düşünüyorum. Denemelerde de genelde ne tür deneme olursa olsun alın derler de. İlk seçeneğiniz bence kaliteli, hani piyasada adı olan denemeler, ÖSYM tarzına yakın denemeleri çözün. Hepsini bitirdiniz, ondan sonra rastgele alelade denemeler çözülebilir. Önceliğini iyi kaynaklara ver diyorsun. Aynen. Bu videonun karşısında seni izleyen ve mesela aha bu ben diyecek birçok arkadaşımız vardı. Yani zorlandığımız meseleler aslında birçok kişi de aynı anda zorlanabiliyor. Düşünsene geçen sene sen bu videoyu izliyorsun ve ona belli tavsiye verilmen lazım. Ona ne söylemek isterdin? Öncelikle şunu söyleyeyim. Sene içindeki deneme netlerini hiçbir şekilde hani şey yapma, moralini bozma. Sene içinde deneme netlerinde aşırı dalgalanmalar oluyor. Ve ben hani bu tarz videolar açıp ona bakıyordum. Acaba şu ay kaç net yapmış, bu ay kaç net yapmış? Bunlara gerek olmadığını düşünüyorum. Sene başında çok yüksek netler yaptığım da oldu. Sene sonuna doğru hafiften düştüğüm sınavlar da oldu. Bunun için deneme netlerine odaklanmadan eksiklerinizi görerek çalışmalarınızı sürdürmenizi tavsiye ederim. Şimdi Reis, açıkçası biraz fiziğe nasıl çalıştığını anladık. Peki diğer derslerde yaptığım şeyler var mıydı? Şundan bahsedeyim. Türkçe'de yazım kurallarında mesela denemede karşıma bir soru çıktı diyelim. O sorudaki bir kelimenin yazılışını bilmiyorsam hani benim rahatsız ediyordu aşırı derecede bu durum. Onun için deneme esnasında kağıdın üst köşesine bu kelimeleri not alıyordum. Denemeden sonra da o kelimelerin yazılışını öğrenip bir deftere kaydediyordum. Bu defterde yaklaşık 25-30 sayfayı buldu. Benim için dezavantaj olan bir durumu avantaja dönüştürmekti. Ama işime yaradığını düşünüyorum. Ha, bunların hepsini bir deftere kaydettiğinde tekrar edebilme imkanı sağlıyordur sana. Tekrar edebilme imkanı sağlıyordu ama uzun uzun notlar olunca insan sıkılıyor. Onun için not almak yerine daha soru üzerinden gitmek ya da soruyu çözemedikten sonra konuyu bir defa okumak daha mantıklı geliyor bana. Yazım kuralları defteri gibi böyle kısa kısa şeyler, kısa kısa kelimeler, ne bileyim küçük notlar olacaksa onda sıkıntı yok ama uzun notlar, ne bileyim konu özetleri olacaksa biraz sıkıntılı oluyor. İnsan hani geri dönmüyor, üşeniyor ona. Başka ekstra yaptığım şey var mıydı mesela matematikten falan? Matematikte YouTube üzerinden soru çözüm videoları izliyordum. İşte bahsettiğim kanallarda kısa videolar atılıyordu, 10 dakikalık. Hoca 2-3 tane seçtiği kaliteli soruyu paylaşıyor. Hakikaten sağlam sorular oluyordu. Ufkumu açıyordu. Matematikte bir adım ötesine taşıdım o şekilde. Yani ne kadar zor bir sınav gelirse gelsin ben 38-40 arasında giderim diyordum matematikte. Öyle de oldu. Netlerim iyi geldi. Onda da soru çözüm videoları izlemek sana katkıladı. Onu herhalde düzenli yapıyordun. Her gün yapmaya çalışıyordun. Ya elimden geldiğince mesela güncel bir video geldi. Açıp izliyordum gün sonunda ya da sabah. Ben şimdi senin anlattıklarının hepsini bir özetlemek istiyorum aslında. Çünkü ya burada aktarılanların kaybolmaması lazım arkadaşlar. Şimdi sen yanlış anlamadıysam ilk başta mezuna kaldığında bir kağıda tüm hatalarını yazdın ve ben bunları nasıl düzeltirim diye düşündün ve bunları düzelttin. Bu bence seni 20.000'den 350'ye taşıyan en önemli faktörlerden biri olmuş. Bu arada o kağıdı bulabilirsen arkadaşlarımızla da paylaşalım. Ama duruyor mu o kağıt? Sanmıyorum, durmuyordur. Neyse yani zaten herkesin bunu kendi hazırlaması lazım. Yani kendi hatalarını tespit edip ve bunda korkmamak, çekinmemek lazım. Atıyorum işte önceden denemelerde çekiniyordum dedin. Onu artık çekinmeden bu sene girmeye başladın. Onun dışında YouTube üzerinden videoları izliyordun. Sonra araya biraz başka dersler katıp sonra sorusunu çözüyordun. Bu tarz ve yanlış anlamadıysan sen soru çözerken soruları seçiyorsun. Yani en çok zorlandığın soru tipine daha çok odaklanıyorsun. Aynen o şekilde. Soru bankasının içinde boğulmuyorum. Oturup hani o soru bankasını bitireceğim diye kendimi kasmıyorum. Anladım. Soru bankasından ziyade sen sorulara odaklanıyorsun. Yani soru kitabın tamamından ziyade. Sonrasında bol bol deneme çözerek aslında son zamanlarını geçirdin. Ve biraz daha çevreye çok kulak asmamaya başladın artık sonraki son senende en azından. Negatif aynen olan şeylerden biraz daha kendini soyutlamış oldun. En son olarak da Türkçeden yazım defteri oluşturdun ve bir matematikten de düzenli olarak çözüm videoları izliyordun. Bu da sana çok katkı sağlıyordu. Peki bunlara ek olarak videoyu bitirmeden söylemek istediğin bir tavsiye daha var mıydı? İki defa mezuna kalmış biri olarak mezuna kalmayı düşünen arkadaşlara, bu süreçte bu videoya denk gelecek arkadaşlara seslenmek istiyorum ben. Öncelikle psikolojinizi sağlam tutacağınıza inanıyorsanız ve çalışma stilinizin hedeflediğiniz sıralamaya uygun olduğunu düşünüyorsanız, yani kulak asmadan ve imkanlarınız doğrultusunda mezuna
kalmayı düşünün derim. Ama eğer ki psikolojimi sağlam tutma konusunda sıkıntı yaşarım diyorsanız ve çalışma konusunda problemleriniz varsa kesinlikle uzak durun diyorum size. Evet, gerçekten tavsiyelerin çok önemliydi. Harun, bu arada hani birçok arkadaşımız da merak ediyor aslında. İşte mezuna kalıp işte birçok kişi hep negatif noktalara odaklandığı için aslında başarısız oluyor. Bir geriye gitme oluyor. Bazı kişilerde de rahatlık çok fazla oluyor. Ama hani bunların hepsini dengeleyip iyi bir sonuç alabilmek lazım. Umarım arkadaşlar sizler de bu sınav sürecinizde başarılı olabilirsiniz. Tekrardan çok teşekkürler Harun. Rica ederim, ben teşekkür ederim.